O zaman başlayalım. Benim adım Erhan. Bugün tam 36 yaşına girdim. Geçmişimde yaşadığım birçok şey beni bugüne yönlendirdi. Tarih dokusu içerisinde kazılar yaptım, iskeletler buldum, pek çok öğrenci yetiştirdim, yüzlerce kitap okudum, farklı kültürleri inceledim, her ırktan insan gördüm. Fakat yaşadığım hiçbir şey beni o günkü kadar etkilemedi. Bir sabah uyandığımda yanı başımda bulduğum bir kağıt parçasıyla değişti hayatım. Evimde daha önce görmediğim, kapıları mühürlenmiş pek çok odayla karşılaştım. Kapıları araştırdım, okuduğum şeylerin birer yazıt olduğunu anladım. Devam ettikçe içine çekildim. Şimdi ise tüm bunların sebebinin bir mercek olduğunu anlamanın şaşkınlığını yaşıyorum. Değil mi? Şey, ses çok güzel, hani şey değil. Fethi 1453'ü izleyen varsa çok dandik sesleri vardı. Çok şey, çok karanlık. Siz görebiliyor musunuz ya? Dur birazcık şey yapayım ben bunu grafik. Değil mi? Şey yok yani, böyle çok abartılmış falan filan, böyle çok abartılmış bir ses şeyi yok. O yüzden güzel oluyor. Neyse dur, ne yapacaktık şimdi? Etrafımızda ne varsa etkileşime geçeceğiz ama. Al bilgisayarım, markamı toplama mı? Toplama. Toplama da herhalde yakın zamanda yeni bir şey alacağım gibi, ekran kartına ihtiyacım olacak gibi. Bakalım bu neymiş? Uzun zaman önce unutulmuş bu topraklarda vazgeçilmesi gereken ilimler ortaya çıktı. Çoğu iyi niyetli adımlarla yapılan çalışmalar olsa da bu ilme inananların gayesi biraz daha farklıydı. İlim derken ne demek istiyor? İlim derken şeytan çağırmadır, falandır, filandır, onlardan bahsediyor. Büyünün aslı şeydir arkadaşlar. Yani Skyrim'deki gibi, Harry Potter'daki gibi büyü falan filan yok. Büyü öyle bir şey değil. Şimdi büyü gerçektir falan filan demeyeyim de. Şey değil yani, böyle elinizden hu ateş falan filan değil. Öyle değil. Birileri fısıldıyor. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama. Abi her tarafta şu işaretler var ya. Bu ne? Aras 1982 yılında İstanbul'un Eyüp Sultan semtinde dünyaya geldi. Şu tarafta. Falan böyle. 4 kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Aras, annesiyle babasının sürekli kavga etmesinden dolayı henüz küçük yaşlarda kardeşi Erhan'la beraber babaannesiyle birlikte yaşamaya başladı. Bu evin içerisinde yaşadığı bir takım paranormal olaylar beyninde bazı gizemler yarattı ve psikolojisinde kalıcı izler bıraktı. Yaşadığı olayları kimseye anlatamayan Aras, lise öğreniminin son yıllarına kadar o evde yaşamını sürdürdü. Yazık lan. Lisenin son senesinde babaannesinin acı kaybıyla sarsılan Aras, üniversite eğitimine 2 yıl gecikmeli başladı ve güzel sanatlar eğitimi aldı. Zaman içerisinde önemli firmaların reklam tasarımlarını hazırladı, birçok projeye önderlik etti ve ismini yukarılara taşımaya başladı. 30 yaşların başında kendi reklam ajansını kurdu. Kreatif direktör olarak kendi işini yürütmeye devam ediyor. Bunu da biz bu resimin arkasını yazmışız aslında. Hayo. Resimdeki Aras mı? Aras bu. Aras roleplay oyunlarından çıkmış bir karaktere benziyor şu anda. Bana onları hatırlattı. Böyle şeydeki gibi. Pillars of Eternity'deki gibi. Bu oyunun ilginç bir yanı... Wow, okey. Yürüme sesleri çok duyacağız bir oyunda. Böyle bir şeyler sürekli yürüyecek bir yerlerde. Okey, bakalım. Üzerine bir şeyleri kazınmış lavaboya girelim. Ne olabilir ki buradan fazla? Okey. Burası baya kötü kullanılmış. Burası daha bir... Burası da kötü kullanılmış. Burası da kötü kullanılmış. Bu eve ilk defa geliyoruz herhalde. Geri döndük bu eve biz, değil mi? Yani ne olduğunu daha bilmiyoruz çünkü daha öğreneceğiz. Hadi alt kata inelim. Çünkü neden olmasın. Abi bu oyunun hikayesi ne? Bilmiyorum, öğreneceğiz işte. Ben de çok fazla oynamadım. Sadece birinci bölümü oynamıştım video çekmeye çalışırken ama. Birinci bölüm bu arada. O da bayağı uzun zaman önceydi. Böyle geçen yaz mıydı? Ondan önceki yaz mıydı? Öyle bir şeydi. Var. Neden burada siyah gölgeler var? Şuradan mı geliyor? Nereden geliyor? Evet, şey var, esinti var bir yerden. Onun için sallanıyor bu. Kesinlikle paranormal unsurlar sallamıyor buna. Ne kadar dandik bir kütüphane bu. Bu kütüphane mi? Ben yanlış görmüyorum. Evet, onlar kitap. Çok dandik bir kütüphane bu. Kim çıkacak oraya? Ulan şuna bak, koltuğa veya kendimize bakarak şey yapabiliriz. Böyle uzanabileceğimiz bir yer değil bu. Merdivenden atlayıp mı alıyoruz kitapları? Nasıl aldıysak çok şey yapma. Okey, çok şey yapma. Kırık camlar var. Güzel. Hoş. Bu da babaannemiz mi? Kim bu? Osmanlı'nın Balkan Savaşı... Oo, Osmanlı'ya geldik. Dur. İlginç olaylar var. Osmanlı'nın Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan dahil birçok Balkan toprağını kaybetmesiyle beraber ailesiyle birlikte Selanik'ten Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.
Savaş döneminde bizzat babaannesi herhalde bu. Savaş döneminde bizzat tanıklık ettiği için yaşamı boyunca ailesine karşı korunmacı bir rol üstlendi. Hayatını adadığı ve ailesinden bile sakladığı kutsal bir yolculuk içinde bulunduğu bu uğurda 2008 yılında yaşamını yitirdi. Bu babaannesi herhalde. Değil mi? O zaman bu ev böyle çok da eski bir ev değil. Yani eski de böyle 100 yıllık yani en fazla. Lan! Hoş geldin Mertcan, çok teşekkürler şey için baştan. Ödümü kopardın, lütfen yapmayın bunu. Teşekkürler baştan Mertcan, ödümü kopardın. Tam da bir şeye dikkat etmeye çalışırken. bu evde elektrik yok. Oradan bir şey geçti. Oradan bir şey sürekli geçiyor. Ne geçiyor oradan? Bunun gölgesi şu. Ben mi hayal görüyorum yoksa cidden bazı şeyler geçiyor mu oradan buradan? Bir de neden kimse... Neden hiç bu oyunda doğru düzgün bu ışıklandırma olmaz abi? Benim el fenerlerim var mesela evde. Mutfakta bir tane var, burada bir tane var. Çünkü gittiğim iki oda bu yani. Elektrik kesildiğinde onları kullanıyorum. Daha bundan korkuyorsan, korkunçlukları fırlasa ne olacak? Bu makas. Korkunçlu karı fırlayınca korkacağım yine. Çığlık atacağım bayağı. Oha! Devasa bir kuş geçti hemen pencerenin yanından. Şimdi bunu alıyoruz. Okey, makas aldık. Çok çok zor bir durumda kalırsak kendimizi öldüreceğiz arkadaşlar. Ve burası da kedileri çok seviyorum. Ay canım benim. Eğilebiliyor muyuz? Eğilemiyoruz. Kapıyı da çalamıyoruz. Keşke dışarı çıksak. Dışarıda aydınlık ve güvenli görünüyor. Ama İstanbul, o yüzden belki de içeride cinli evde kalmak daha güvenilir. Dün akşamki duyduğum çığlıklar. Yani burası kötü bir mahalle değil, burası güvenli bir mahalle ama kaldığım yer. Neyse şimdi makas aldık. Bu tahtaları bir şekilde kıracak mıyız? Ne yapacağız anlamadım. Korkmayacağım lan. Meydana korkmayacağım. Çok güvenmiyorum bu konuda kendime ama. Tamam, geri gidelim. Elimizde makas var. Burayı kesecek miyiz acaba? Top, inventory falan yok mu? Yok herhalde. Yukarı çıkalım o zaman. Makasla ne yapacaksak? Bak! Birisi bir şeyler çakıyor. Hoş değil. Hoş değil. Köpekler de havlıyor. O da hoş değil. Okey. Elimizde bir makas parçası var. Biz bu makas parçasıyla ne halt edeceğiz? Ayna. Ayna. İlginç. Okey. İlginç. Makası kendim gözüme böyle sokabiliyor muyum? Şey yapabiliyor muyum? Bu da borazan tutan bir melek. O da çok güzel. Harika mesajlar. Neden insanlar böyle şeylerle uğraşıyor? Neden mesela kart numaralarıyla uğraşmıyorsunuz? Neden karttan evler yapmıyorsunuz? Neden puzzle çözmüyorsunuz da başka boyutlardan gelen bu varlıklarla uğraşıyorsunuz? Bir sürü sigara var. Birisi fena sarmış sigaraya. Ben birazcık daha kafein potion alacağım. Çünkü şu anda vücudumdaki kafein seviyesini yükseltmek bir korku oyunu oynarken yapabileceğim en iyi şey. Burada kütüphane çok ilginç bir kütüphane. Arka tarafı da yok. Burada tavandan asılıyor sadece. Sallanıyor. Çok ilginç. Peşime takılıp hikayeyi ilerletmek isteyen paranormal varlıklar var mı? Acaba bu evin içinde birileri dolanıyor. Birilerinin dolandığını biliyorum. Birileri oraya buraya gidiyor, dolanıyor. Evin içinde bir şeyler var. Bak, bu sesi ben çıkarmadım. Evin içinde başka birisi var. Bir yerlere dokunuyor, bir yerlere vuruyor. Tamam, bu sesi ben çıkarıyorum. Çünkü merdivende yürüyorum. Ama ara sıra başkası dolanıyor evde veya böyle kapılara falan vuruyor. Bir şeyler yapıyor. Onların sesi geliyor. Bu makasın diğer ucu mu? Hayır, değil. Bak, bu sesi ben yapmıyorum. Birileri vuruyor. Evinin içinde. Ya burada değil de şurada. Okey. Bir şey yaptık. Bir şeyler yaptık. Peki. Güzel. İkinci parçayı bulmamız lazım şimdi. Çok güzel.
Okey. Ah, cesur Serdar aşağı inip hemen durum neymiş bakacak, kontrol edecek. Bir şey oraya kırmış. Ben mi kırdım acaba? Sana da unuttum. Ama hep yayın yapıyordum, canlı yayındaydık. Hep beraber buradaydık. O zaman bunu başka bir şey kırmıştır, değil mi? Başka bir varlık kırmıştır bunu. Okey. Okey. Tamam, ben hemen buraya bakıyorum. Hemen resme bakıyorum hızlı bir şekilde. 1981 yılında dünyaya gelen Erhan her zaman kardeşinin daha meraklı, daha araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğu, henüz küçük yaşlarda çeşitli ansiklopedileri inceleyen ve eski uygarlıklara ilgi duyan Erhan, daha ilkokul zamanlarında ileride yapacağı mesleği seçmişti. Akademik eğitimi Türkiye'de arkeoloji üzerine aldıktan sonra yüksek lisansını İngiltere'de tamamladı. Ziyaret Tepe'de yapılan kazılara önderlik etti ve 2500 yıllık bir dilin bulunmasına vesile oldu. Hohlfels Venüs'ü çalışmalarında bulundu ve kariyerinde önemli bir adım attı. Ezoterik sembollere ve büyük bir ilgi duyan Erhan bunun üzerine çalışmalarına devam ediyor. Okey. Bak, evin içinde birisi dolaşıyor. Bir adım... makas parçası... bu ne? Alabiliyor muyum onu? Aldım! Baya şoktan şey, ne, ikinci otor... No, hayır. Bu babaannem herhalde. Ay canım. Aras ve Erhan'ın babaannesi olan Saadet Hanım son derece duygusal bir yapıya sahipti. Eşi ve çocukları için her türlü zorluğa göğüs gerdi. Boş zamanlarını örgü örerek ve kendisini severek geçirdi. Huzurlu bir hayata geç sahip olduğu için çok önemli bir durum olmadıkça hiçbir şey onun moralini bozamazdı. 92 yaşında bir sonbahar akşamında hayata gözlerini yumruladı. Peki, önemli bir soru. Bu ev nasıl şey oldu? Nasıl başka da varlıklar, şeytanlar, cinler falan bu eve musallat oldu? Ne oldu abi? Çünkü babaanneniz çok güzel, cici bir kadınmış yani. Kardeşimiz çok araştırmacı değilmişiz. Yani biz mi için ettik her şeyin? Ama hayır, çok eski bir ev burası. Çok acayip acayip olaylar var. Ne oldu yani bu eve? Ya çok öyle müthiş eski bir ev de değil. Hatta 100 yıllık falan da. Normalde böyle şeyler işte 200 yıllık, 300 yıllık evleri falan filan olur. Bu ne? Kardeşlerim, müteşekkir olun. Siz ilklerden olacaksınız. Bu anın geleceğini hepimiz biliyorduk. Şu andan itibaren sonsuzluğa dek onun yanında oturacak ve onun kurucuları olacaksınız. Ruhunuzu bu dava için feda etmeyi en başına seçmişsiniz. Geri dönüşü olmayan bu yola baş koyarken nelerden vazgeçeceğinizi biliyordunuz. Vakit geldi. İşte bunlar da şeyler böyle. O başka varlıklara tapan... onların istediklerini, ya bak işte hani tak tak sesler geliyor, anladınız mı? Bilmiyorum, belki çok. Duydunuz değil mi? Duydunuz bunun sesleri. Duyuyorsunuz, geliyor sesler. Yukarıda birileri var. Evde başka şeyler var. Zincir sesleri geliyor abi. Okey, yine benim yansımam yok. Ben bir vampirmişim aslında. Paranormal varlık benim. Aslında evin içinde insanlar var. Ya biz oyunu tam ters tarafından oynuyormuşuz. Evin içindeki insanları kovmaya çalışıyoruz şu anda. Neyse, bu ne? Okey. Evet, iş işten geçti. Ruhunuzu almaya geldim diyecek biraz sonra birisi. Peki. Tamam, bir halt ettik, başımıza iş açtık. Hadi bakalım. Evde başka birileri varken, belki bizim hala fark edememişken, biz bir yerden bir ses şey yaptık ve bizi artık fark ettiler. Neyse. Gayet güzel durumdayız. Başka tarikatlar evi basmış. Yaptıkları şeylerle başka birilerini çağırmış. Başka varlıkları çağırmış bu eve. Ve biz de kalan pisliği temizleyeceğiz. Onun dışında. Herkes ölü. Diğer herkes ölü. Sen ikinci şeysin. Aldık. Harika. Peki, beni şey yapmak isteyen. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Peki o zaman bakalım. Hangi korkunç varlık bizi bugün dehşete düşürecek? Burada birisi var mı? Yok. Bu tarafta var mı? Yok. Karşıda var mı? Yok. Okey. Çok güzel, çok hoş. Her an yine bir şeyler olacak. Hazırız.
Öyle jumpscare'ler olduğunu düşünmüyorum oyunda. En azından şu ana kadar bulmadık ama. Bir İngiliz anahtarımız var. Yani baya çok kafasına girip herkesin ağzını burnunu kırabilir miyiz acaba? O da sorulması gereken başka bir soru. Peki. Süper. Daha fazla ses, daha fazla ses. Süper. Ve güzel, mühendislik yeteneklerimizi sergiledik. Bu şu demek, yine bir halt olacak. Yine başka bir şeyler yapmamız gerekecek. Ki yine başka varlıklarla karşılaşacağız. Ah, dur, birazcık daha kafein alacağım. Çünkü neden olmasın, neden kendimi daha fazla germeyeyim. Kapı önündeki kediye bir şey olduysa oyunu kapatırım. Ya orada yoksa sıkıntı yok ama kedi ölüyse, bir şey olduysa oyunu kapatırım. Büyük bir ihtimalle karşı başa çıksa da yine oyunu kapatacağım, korkacağım. Okey. Selam! Selam. Değişiklik yok mu? Peki. Evet, fısılda. Kedi iyisin değil mi? Yesinler seni. Yani yemesinler. Umarım sağlam kalırsın. Aynen, patini yalasan. Ama bu evden uzaklaş. Bu evde gözünü seveyim, bu evden uzaklaş. Kötü şeyler olacak bu evde. Sen hareket ettin. Peki sen hareket edince ne oldu? Anahtar. Oyunda bug mu var? Oyunda bug var herhalde. Modellerin renkleri, tekstürleri yok. Peki bir anahtar aldık. Harika. Anahtarla aşağıda bir kapı açacağız herhalde. Nerede çok yapasım yok ama hadi gidelim. Abab, obüslerin gözüne makas parçaları saplanmıştı. Bir mesaj olabilir. Kendine dikkat et abab. Evet, güzel, güzel. Evet, doğru, güzel bir düşünce. Doğru, güzel bir uyarı. İşe yarayan bir uyarı. Bak yine sesler geliyor. Bak yine zincir sesleri geliyor. Neden hep hayaletler, paranormal varlıklar zincir tak? Şimdi zincirlendiler. Güzel, doğru. Ya ben burayı mı açacağım acaba? Açabiliyor muyuz burayı? Hayır. Ama kediyi görmek her zaman güzeldir. Köpeklere sesini duymak çok iyi değil. Köpekler her ne kadar sevsek de havlayınca... Bakalım ne çıkacak buradan? güzel. Bodrum katı. Harika. Bodrum katı. Ve kan mı? Evet, kan. Bu... Burayı açabiliyormuşuz. Okey. Aç. Fısıltılar duyuyorsun değil mi? Ara sıra fısıltılar da geliyor yani. Ya bak, taze kan gibi gözüküyor ya. Evet. Belki de bizim kanımızdır. Belki de manyağın teki izdir. Belki de bizim kardeşimizin kanıdır. Belli olmaz. Kardeşimizden bahsedildi çünkü. Hikaye yazıyorsanız gereksiz detay olmayacak. Ki genelde gereksiz detay olmaz. O yüzden büyük bir ihtimalle kardeşimiz var bu oyun içinde. Bu ne? Boya. Tiner. Altın. Gamayı açtığımız için her şey beyaz görünüyor ve gri görünüyor. Doğru. Onu aklıma gelmemişti. Bu da bize bir şey lazım. Fuse lazım. Harika. Tineri ne yapacağız lan biz? Okey. Bir şey olmasın geri dönerken. Bir şey olmasın lütfen. Tineri ne yapacağız biz geri dönerken? Banyoda mı kullanacağız? Ve kanı mı sileceğiz? Eleman yavaşladı gibi sanki. Neden kulaklık takıyorum ben ya? Yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda bir şeyler olacak gibi. Tiner. Banyoya giresi var Tiner deyince değil mi? Aynanın temizlenmesi lazım. Buraların hep bir temizlem. Bu seslerin bir azalması lazım önce. Peki Tiner. Elimizde bir tineri aynayla kullanmamız gerekiyormuş. Peki. Kullan. Ay. 44 65. Peki.
Okey, yeni moda. Mankenler. Ne kadar iyidir manken görmek. Ne kadar iyidir mankenler görmek. Mantıklı aslında, hayalete bomba atırsak renk hayaleti görünür kıran. Hayalet fiziksel etkileşime geçebiliyorsa böyle bir şey olur. Fizik yasalarına tabi ise böyle bir şey olur. Değilse yandık. Çünkü hayalet gibi bu paranormal varlıklar genelde fizik yasalarını bypass edebiliyorlar. Geçersiz sayabiliyorlar kendileri için. Kafalarına göre bükebiliyorlar, davranabiliyorlar. O yüzden veya bildiğimiz başka yasalar bilmediğimiz başka yasalar tabi olabiliyorlar. O yüzden kendimi gaza getirmeye çalışıyorum çünkü bu tarz oyunlarda adım atmak çok çekici gelmiyor insana. Mesela şuraya girmek hiç çekici gelmiyor çünkü bir yerden birileri çıkabilir. Bu ne? Okey, güzel. Uji tahtası. Hayalet tahtası. Çok harika. Çok güzel. Şimdi buralarda belki bir sigorta vardır ha. Sigorta o. Al lütfen. Neden arkamda bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Bu oyunun bu hissini hiç beğenmiyorum. Her an bir yerden birileri fırlayacakmış gibi görünüyor. El feneri bence almalıyım. Bence el fenerini yanıma almalıyım. Nedense alamıyorum. Almalıyım. Keşke şu sandalyeyi alıp böyle şuraya fırlatıp dışarı çıkabilsem. Bence güzel olur. Güzel bir fikir gibi duruyor. Sen tuhaf bir aynasın. Sen tuhaf bir aynasın. Ben de tuhaf bir insanım zaten burada. Elektrikleşmek hiç çekici gelmiyor şu an. Çünkü bir şey olacak diyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama bir noktada bir şeyin olacağını biliyoruz ya. Hani korku oyunu bu. Bir noktada bir şeyler olacak. O yüzden her an bir şeyler hazır olun. Siz hazır olun. Siz hazır olun. Okey. Merhaba tavşancık. Merhaba. Selam. Kim koydu bakayım seni oraya? Ben bu odanın içinde yaşarım ya. Kapıyı kapatabiliyor muyuz? Ben bu odanın içinde yaşayabilirim sanki. Havalandırma var. Üstümü örtebiliyorum. İçecek bir iki bir şey var. Olmalı kağıt falan filan yerim. Çantamız var. Işığımız var bir süre için. Merhaba tavşan. İşte bu yüzden yayınlarımız genelde 12'yi açmıyor. İşte bu çünkü 12'den sonra ses çıkarmamamız için komşuları rahatsız etmememizi gerektiren bir yasa var. Okey. Sen çok açık gözlü bir tavşansın. Shit son. Bir şey daha olacak gibi geliyor değil mi? Çünkü tavşan hala orada. O şerefsiz. Hala burada bekliyor. Peki sağdan mı soldan mı? Çocuk sağdan sola doğru kaçtı. Yukarı doğru kaçtı çocuk. Yavaşlıyor. Nope. Fuck this. Fuck this shit. Ha. Okey, bir şey olmadı. Kulaklığı geri tak. Bir çocuk şuradan şuraya doğru koştu. Gördük yani. Çocuğum, elin evinde ne işin var? Bunun üstünde de kan var. İlginç. Şu an her şey siyah beyaz görünüyor yalnız ha. Gamma'yı arttırdığımız için çünkü oyun çok karanlık. Diyorum değil mi evin içinde bir şeyler var diye. Sürekli birileri dolaşıyordu, şey yapıyordu. Hatta dedim çocuklar acaba damda mı oynuyor dedim. Hakikaten çocuklar varmış bir yerlerde. Çocuk koşa koşa geçti. Büyük bir ihtimalle şunları eze eze geçti. Ayağına... hadi çocuğu hadi... cilt sorunları yaşayan... Göz rengi, deri rengi solan... korkunç paranormal çocuk... Takip edelim.
Tamam, rahatsız etmeyeceğim seni. İşine baksan. Kapıyı açabiliyor muyuz? Tamam, okey. Aşağı iniyorum ben. Seni rahatsız etmeyeceğim. Oo, üzerinde şeyler var. Çizikler var. Yani ben şuradan şunu anlıyorum. Şu yaptığımız işaretler var ya, koyduğumuz işaretler. Büyük bir ihtimalle mühür gibi bir şey bunlar. Hani odaları falan filan korumak için hiçbir halta yaramamış. Hiçbir halta yaramamış. Demek ki bizim bilgimiz boş bir bilgi, dandik bir bilgi. Bakalım aşağı gidince ne olacak. şey aşamasında ne kadar kuru olduğu kısmında. Hayır. Şimdi acaba bu ses yukarıdan mı geldi, buradan mı geldi? Okey, ben burayı çok sevdim ya. Ben burayı çok sevdim çünkü sağda solda ekstra bir kapı yok. Böyle şuraya kendiniz dayayarak şey yapabiliyorsunuz. Keşke bir de silahım olsa da böyle tek yönden koruyabilsem, şey yapsam. Okey. Korkunç bir kızın resmi var burada. Merhaba kızım. Oo, Saadet Hanım eve ilk taşındığında bodrum katında bir fotoğraf ve günlük budur. Bu günlükte Somnia'nın Kanada'dan 1893 yılında Türkiye'ye göç ettiği yazmaktadır. Peki bir şey soracağım. 1893 yılında Anadolu'nun süründüğü, ülkenin parçalandığı, savaşların her tarafı götürdüğü bu yılda Sonya denen kız neden Kanada'dan dünyadaki en güçlü imparatorluğun topraklarının birinden Türkiye'ye göç etti? Burayı sorgulamıyoruz, tamam mı? Şüpheyi bir kenara atıyoruz. Bir kenara bırakıyoruz sadece. Bunun yanı sıra Sonya gizli ilimler ve büyüleriyle yakından ilgilidir. Yani bundan önce evde başka birisi yaşıyordu. Okey. O da Sonya'ydı ve bunlardan Sonya sorumlu. Ve tarikat da büyük bir ihtimalle Sonya üzerine kurulu. Okey. Yaptığı birkaç çalışmayı Saadet Hanım günlükte görünce korkudan yakmıştır. Eşini erken yaşta kaybetmesi Sonya'nın Türkiye'ye gelmesinin en büyük nedenlerinden birisidir. Neden? Günlükte yazan bir diğer ilginç olay ise Somnia'nın 1894 İstanbul depremini 3 ay öncesinden bilip günlüğüne tarih olarak not düşmesidir. Ama nedense İstanbul'da kalmayı şey yapmış, tercih etmiş. Neden perde var burada? Neden kocaman bir perde var? Neden bir de burada perde var? Burası Somnia'nın gizli odasının burada. Ne olacak? Bu da Sonya herhalde. Ne oldu? What? Diğer tarafta bir şeyler olmuş olmalı. Bu Sonya mı? Bu Sonya, değil mi? Arkadaşlar, kafein potion'um bitti ne yazık ki. Ne yazık ki kafein potion'um bitti. Heykele başka tıklayamıyoruz. O zaman küçük Sonyacığımızın yanına gidelim. Değerli kötü varlık. Yanına gelip seni rahatsız edersek biz kötü varlığı rahatsız edeceğiz ya. Sıkıntı olur mu senin için? Yani wow. Kötü varlık gayet hızlı çalışıyor. Yani neden duvarlara tel çektiğin, neden burada yanmış bir bebek var? Okey. Okey. Devam ediyoruz. Biliyorum ya arkadaşlar, size de bahsetmiştim bir ara. Gülmenin ana fonksiyonu nedir? Gülmenin ana fonksiyonu duygusal durumumuzu resetlemektir ki zihin sağlığımızın bozulacağı durumlarda zihin kendini yenilesin ve doğru düzgün bir şekilde işleyebilsin. Bilgisayarınızı restart atmak gibi düşünün. Böyle donduğu anda, çok şey olduğu anda. Onun gibi bir şey. Oo, burası açık. Okey. Okey. Devam ediyoruz. Chat lütfen espri gönderin. Şu alanın adamın acının gülmeye ihtiyacı var. Şu anda benim gülmeye ihtiyacım var ama merak etmeyin. Öyle bir şey var. Var ya, korkmaktan acıktım şu anda. Allah kahretmesin. Yayından önce bol bol böyle kocaman bir tabak Nesquik falan, sütlü falan filan bir şeyler yedim. Kafatası.
Erhan, sen mi sakladın bu kafatasını burada acaba? Ha? Neden senin, ya neden bu odada ölü bir insanın kafası var? Ha Erhan, ah Erhan, vah Erhan. Bakın işte bu yüzden, anladınız mı? Benim de bir sınırım var. İşte o yüzden kafatası, değerli ölü insan. Keşke seni gömme ihtimalim olsa şu an veya yakma ihtimalim olsa. Artık neye inanıyorsun bilmiyorum ama, neye inanıyordun bilmiyorum ama. Öyle. Oh boy. Bu ne? İlk olarak 9. yüzyılda Asya'da bir demirci tarafından bulunduğu bilinmektedir. Bulunduğu mu? İlginç. Zaman içerisinde çok yüksek ücretler karşılığında soylu ailelere satılmış ve gücü uzun yıllar fark edilememiştir. Basir'in tam olarak ne işe yaradığının fark edilmesi 12. yüzyıla dayanmaktadır. Ve bu sayede Basir kardeşliği adı verilen bir topluluk tarafından korunmaya başlamıştır. Dünya ile diğer boyutları birbirinden ayıran kapıların açılması sonucu farklı alemler arasında bir geçiş yaşanmaktadır. Kardeşlik üyeleri Basir'i kullanarak yıllarca bu kapıları aramış fakat izne dair rastlamamıştır. Tahmin edin kim bulacak o kapıları? Biz bulacağız! Zaman içerisinde kardeşliğin kıtalara yayılmasının bir sonucu olarak Kanada'daki üyelerin başında olan Albert Voyager diyeceğim 1890 yılında Japonya'ya gitmiştir. Albert kardeşlik tarafından korunan ve Albert artık nasıl okunuyorsa Fransız mı bu? Kardeşlik tarafından korunan Basir'i almış ve Kanada'da bulunan diğer kardeşlik üyelerine ulaştırmıştır. Bir tahmin edin Sonya'nın kocası kim? Dünya ile diğer boyutların arasında geçiş kapılarını kapatmak için yıllardır çapa sarf eden kardeşlik üyeleri kapıların Kanada'da olabileceği ihtimal üzerine yoğunlaşmış. Fakat en ufak bir izle dair rastlamamışlardır. Albert çözüm ararken bir nokta yakaladığını fark etmiş fakat hastalığı sebebiyle buna ömrü yetmemiştir. Bu arada oyunu eleştirmiyorum. Albert çözüm ararken bir nokta yakaladığını fark etmiş fakat hastalığı sebebiyle buna ömrü yetmemiştir. Albert ölmeden hemen önce eşine Basir'le beraber İstanbul'a yerleşmesini vasiyet etmiş ve hayata gözlerini yummuştur. Somnia Voyager diyeceğim çünkü öyle demesi daha kolay. Biricik eşi Albert'in ölümü üzerine ondan kalan tüm hatıralarıyla beraber İstanbul'a göçmüş ve Eyüp Sultan isimli semte yerleşmiştir. Çok güzel. Kodeksi eklendi. Burada bir tane daha kafatası var çünkü neden olmasın. Kafatasçıymış bu aslında şeyler. Hepsi Nazi'ymiş bir kardeşliğin. Here it goes. Yazıtları takip ederken çocukluğumda yaşadığım ev aklıma geldi. Babaannem öldükten sonra çok da uğradığımı hatırlamam. Oraya gittim. Anılarımızı inceledim. Aras'la beraber kaldığımız odayı, babaannemin son bulunduğum salonu gezdim. Çocukken okuduğum kitaplar, oyuncaklarımız hepsi aynı yerde duruyordu. Fakat sonra bir şey dikkatimi çekti. Yıllarımı geçirdiğim o evde bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Daha önce hiç görmediğim bir oda çarptı gözüme. Odaya doğru yaklaşırken içimi bir ürperti kapladı. Asma kilidi kırdım, içeri girdim. Masanın üstünde gayet net hatırladığım bir sandık vardı. Yıllar önce babaannemin odasında gördüğüm sandıktı bu. Sandığı açtığımda yazıtlarda bahsedilen mercek karşımda duruyordu. Merceği aldım ve evime geldim. Üzerinde uzun bir süre çalışmam gerekiyordu. Aa, merhaba kızım. Ne yazık ki dramatik bir ses var çünkü dram yaşanacak biraz sonra. Büyük bir ihtimalle. Çünkü kim koydu acaba buna? Hazır mıyız? Merhaba kızım. Öldük mü? Öldük mü? Çömelmeye karar verdik. Baştan bakabiliyor muyuz? Oo çok hoş. Ay. Okey buradan çıkalım. Bizi buraya kapattılar. Peki. Buralarda bir şey yapmamız gerekiyor. Lefter futbolu bırakıyor.
Çok güzel bir ayrıntı bu. Lefter peki gerçekten futbolu bırakıyor mu? Evet. Diğer dünyalarda da Lefter futbolu bırakıyormuş. Etrafa bakalım bakalım. Ekstra bir şeyler var mı? Şey verildi. Gazeteye bakabiliyoruz. Gazeteyi alabiliyoruz. Yes. Gazeteyi aldım. Gazeteyi aldıktan sonra gazeteyle bir şeyler yapabilirim. Büyük bir ihtimalle gazeteyi. Gazeteyle şuradan geçemiyoruz. Elimizde bir anahtar olsaydı gazeteyi kapının altından şey yapardık. Anahtara diğer anahtarı iterdik. Diğer anahtar gazetenin üzerine düşerdi. Ondan sonra çekip alırdık ama kapının altında çok şey değil. Süper. Sen düştün. Seni alabiliyoruz o zaman. Aldım. Peki seninle ne yapacağız? Seninle gazeteyi mi kullanacağım ben? Seninle kapıyı mı oynatacağım? Kapıyı oynatacağım büyük bir ihtimalle. Peki sen mi düştün? Sen şurada herhangi bir ayak izi yok. Böyle seni düştü. Rüzgardan düştü. Buradaki rüzgarlar da çok. Peki neden sinematik var buraya almak için? Harika. Evin içinde değişen bir şey var mı? Ekstra bir şeytan meytan yok. Güzel. Neyse. Dediğimi yapıyor ya bayağı. Çok iyi. İlginç. Şimdi. Şunu alalım. Aklıma Cem Yılmaz'ın repliği geldi. Sen kain misin? Serdar 46. Ya hayır ben bunu şeyden öğrendim. Küçük dedektifler. Böyle bir tane kitap serisi vardı. Böyle bir avuç. Çocuk böyle bir arkadaş grubu şey sürekli böyle gizem mizem falan filan çözüyordu. Fethi denen birisi vardı hatta böyle şeyin çocukların lideri. O yapıyordu bunu sürekli. Oradan şey yaptım yalnız. Okey. Şimdi. Sıkıntı. Bilmiyorum ne kadar farkındasınız ama evin içinde bir varlık var ve artık varlık o varlık bize karşı harekete geçmiş durumda. Okey. Gittiğim her yerde şeye bakacağım. Var mı? Dışarıda birileri var mı? Kitapçı Balkan aslında cidden Kitapçı Balkan'mış. Acaba yatak odasında beni bekleyen bir paranormal varlık var mı? Yok. Peki böyle yaparsak. Yok ilginç okey. Peki. Ben şu anda elektriği açabiliyorum. Birisi eve oyuncak ev koymuş. Oyuncak evimiz var. Harika. Peki ben miyim? Ben benim. Eve giremiyorum. Harika. Tamam. Güzel. Ben hepinizin... Okey. Bir şey yok. Bir halt olacak değil mi? Yine bunlar... No diyor. O zaman bunu 70'e koyalım. 70 güzel olur. No 70. Öyle olmaması lazım ama... Oluyor işte. Ne oluyor lan 5 dakika. Ekran karardı. Ekran sizde de mi karardı? Ekran sizde de karardı. Ne oldu lan? Wow, okey bir şeyler oluyor. İlginç. Reis, abim 17 yaşında. Serdar 140 katlı GTA San Andreas gizemi çekse yine izlerim. Efsane izledi. Demek ki iz bırakabilmişsin. Sağ olasın dostum. Yani artık SCP'ye gideceğiz. Ya şimdi değil de video serisi olarak. Güzel. Evden çıktık o zaman değil mi? Başka bir yere geçtik. Burası umarım başka bir bölümdür. Burası inşallah başka bir bölümdür. İkinci bölümde miyiz şu anda? Sen nesin? O inananlar ki gayelerini gözler önündeki gölgeleri gizlemiştir. Fakat bu iyi niyetli adamların karanlığın içinde gömülü olan canlıları uyandıracağını bilemezlerdi. Güzel, kodekse eklendi. Şu an ben neyden bakıyorum? Eye of Basir. Basir'in gözünde bir şey kaçmaz. Burada bir not var. Nekromansi üzerine yaptığım çalışmalar sonuç vermiyor. Nekromansi ölü bilimi. Yani ölüleri canlandırma. Ya ruhlar üzerine çalışma. Oysa daha önceki denemelerimde sonuca çok yaklaşmıştım. Albert'in ruhunu buraya getirebilecek miyim acaba? Bu kaçıncı? Bu birinci bölüm mü? Birinci bölümü bitirmek istiyorum çünkü bölüm kaydediyor. Oo.
Ne oluyor? Wow! Yes! 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 Anlayan var mı buna? Yes! Yes! Varsa yazsın. Ne oluyor be? Adam buz fötür şapka takıyor. Yes! Bayıldım bu oyuna. 10 üzerinden 10. Adam buz fötür şapka takıyor çünkü. Birinci bölümü geçtik. Umarım. 70 numaralı bir yere geldik. Bu bizim ev mi? Gideceğimiz ev mi daha sonra? Yes be! Fötür şapkaya takıyoruz. Keşke bir de trench coat taksak ama, giysek ama. Öcü böcü zamanı. Artık olacak olsun oyunda da. Ondan sonra öcü böcüye geçelim. Çok... Wow wow wow! Yukarıda bir şey var. Yukarıda bir... Wow! Yukarıda bir şey var. Figür var. Yeni fark ettim. Elf şey. Deniz Feneri. Okey. Peki. Deniz Feneri'ne geldik. Sağ üst camda belirlen figür. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel. Güzel. Şimdi Öcü Bacı'da paranormal video inceleyeceğiz. Baştan söyleyeyim. İlk bölüm bitti. Ya bir şeyler yüklüyor ama geçmişler herhalde artık. Şu an autosave oluyor çünkü. Tamam, daha sonra. Çok teşekkürler bu şey için ama ana menüye çıkış yapabiliyor muyuz? Hayır, doğrudan çıkış yapıyoruz herhalde. Keşke ana menüye çık. Aa, ana menü güzel. Hey, zirinizin hepinize teşekkürler tabii yayının ilk bölümünü. YouTube'dan görenler için No 70 ilk bölümünü oynadık. Bayağı uzun sürdü. 1,5 saat falan sürdü. Şimdi Öcü Bacı'ya geçeceğiz. Ama yani ilk bölümüne katıldığınız için hepinize teşekkürler. Hemen 1-2 dakika sonra devam edeceğiz ama o zamana kadar yüksek çözünürlükte kalın. Bay bay.